Merhaba arkadaşlar. Son gelen yorumlardan bir tanesi Şampiyonlar Ligi logosundaki yıldızların nasıl yapıldığı ile alakalıydı. Bu videoda buradaki yıldızlarla bu top nasıl oluşturulmuş, buna değineceğim. Tabii ki burada arkadaşın da belirttiği gibi pen tool'la elle çizmeden, yani bir yıldız oluşturarak bunu yapmaya çalışacağız. Oldukça zor bir logo. Şundan dolayı ben bu videoyu çekmeden önce birkaç deneme yapmaya çalıştım. Şu formu yakalamak gerçekten çok böyle ince ayar gerektiriyor. Bu logoyu bitirdiğimizde birebir aynısı olmayacaktır. Çünkü burada bir takım elle müdahaleler var. Hani pen tool gibi. Fakat temel mantığını anlayacağız. Öncelikle buradaki star tool ile bir yıldız oluşturalım. Bu yıldızın şuradaki kısmı görmüş olduğunuz gibi düz olması gerekiyor. Bunun için A tuşuyla şu ve şu noktaya tıklayıp şöyle aşağı çekiyorum ki şurası düz olsun. Evet. Şimdi burada merkezdeki yıldızın etrafında 7 tane yıldız var. Bu yıldızdan şöyle bir tane kopyaladım. Daha sonra Ctrl D kısa yoluyla kopyalamaya devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Fakat bu logoyu oluşturan yıldızların bir özelliği de şu. Şimdi bu yıldız 5 köşeden oluşuyor. Fakat 7 tane yıldız var. Ve bu yıldız diğer yıldızlara değiyor. Bu ne anlama geliyor? Bu yıldız 5 tane yıldıza değecekken 2 tane yıldıza değmemesi gerekiyor. Dolayısıyla o yıldızların uç noktaları buraya çıkmaması gerekiyor. Şuradaki ve şuradaki yıldız. Onlar da şöyle oluyor. Şu ve şu yıldız oluyor. O yüzden bunları şöyle transform, reflect, horizontal yaparak tam böyle tersine çeviriyorum. Bunu da aynı şekilde tam tersine çeviriyorum. Daha sonra şöyle rectangle tool ile bir alan çizip bunu buna kestiriyorum. Aynı şeyi buna da yapacağım. Bunu neden yapıyorum? Çünkü bakın, bu ters gelen yıldızların şuraları şöyle kavisli geliyor. Yani o yıldızın şey kısmını görmüyorsunuz, uç kısmını görmüyorsunuz. Dolayısıyla o kısmı ben de düz yaptım. Bu arkadaşlar şöyle bir algı oluşuyor. Bu bir topmuş gibi algı oluşuyor. Aslında bu bir top değil, bu bir yarım küre. Yarım küre tasarımı diyeyim. Onun da sebeplerini birazdan göstereceğim. Şimdi bu iki yıldızı da şöyle aşağı alıyorum, merkez çizgisine oturtuyorum. Evet. Buradaki yıldızların kolları birbirine değmek durumunda. Görmüş olduğunuz gibi bunlar da değiyor. Aslında hepsi değiyor. O yüzden şunları da değecek şekilde çekebiliriz. Fakat o zaman bunlar şuralardan birleşecek. O yüzden bunları şöyle birazcık daha büyük yapmamda sakınca var mı? Yok aslında. Evet, biraz kafa karıştırıcı bir logo. O yüzden bunları şöyle birazcık birbirine yakınlaştıracağım. Ya da şöyle orantılı yapalım. Şöyle hepsini seçeyim. Shift'le beraber bir yapmayayım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu da aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 yaparsak. Evet. Birbirine yakın olmuş olur. Şimdi bunları sembol haline getirmem gerekiyor. Bu yüzden şuradan Windows ve sembolleri açıyorum. Daha sonra bunu bir bütün olarak şöyle içeriye sürüklemeden önce bir tane yıldızı şurada dışarıda bırakayım. Lazım olacak. Şunların hepsini tutup sembollerin içine atıyorum. Yıldız diyelim buna ve okey diyelim. Görmüş olduğunuz gibi sembol buraya geldi. Şimdi şuradaki küreyi oluşturmam gerekiyor. Yarım küreyi oluşturmam gerekiyor. Bunun için de şöyle bir şey yapacağız. Önce bir tane şöyle yuvarlağımız olacak. Daire. Daha sonra bunu şöyle
4 bölü 1 şeklinde keseceğiz. Bunu şimdi şöyle 360 derece döndüreceğiz ki bu bir küre haline gelsin, yarım küre haline gelsin. Bunun için şöyle açık bir renk kullanalım. Şöyle gri olsun. Buradan Effect, 3D ve Revolve menüsüne giriyorum. Burada Preview yaptığımız zaman otomatik olarak burada ne olduğunu göreceksiniz, görmüş olduğunuz gibi. Yarım küre oluştu. Şuradaki bütün ayarları sıfır yapıyorum. Neden? Kafamızı karıştırmasın. Hani önce bir objeyi şöyle yandan net görelim. Şimdi bunu eksi 90 oranında döndürüyorum. Görmüş olduğunuz gibi artık bize doğru bakan bir yarım küre. Yani kuş bakışı baktığımız bir yarım küre var. Dolayısıyla buradaki top var aslında. Şimdi bunun üzerine bizim yıldızları eklememiz gerekiyor. Bunun için de Map Art butonuna basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kürenin tasarımı ortaya çıktı. Buradaki sarmal, yani şuradaki 360 derecelik kağıt diyeyim, burada görmüş olduğunuz gibi açık bir şekilde gözüküyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Bakın, şuradan yıldızı seçiyorum sembollerden. Görmüş olduğunuz gibi bu kağıt demeyeyim de bu kürenin ne kadar yer kapladığını buradaki yıldızlardan görebiliyoruz. Ben bu sembolleri şöyle scale to fit yaparsam, yani tam yaydır dersem, görmüş olduğunuz gibi kağıda ya da küreye tam olarak bunu yayacaktır. Şimdi şuradaki yıldızları şöyle aşağı doğru çekiyorum. Nereye kadar çekiyorum? Çekiyorum derken pozisyon olarak değil, büyütme küçültme olarak şöyle sündürüyorum aşağı doğru. Nereye kadar çekiyorum? Bakın, buradaki yıldızın şuradaki bağlantı noktalarının geldiği yere kadar bunu şöyle çekiyorum. O da ortalama şuradaki ikinci kırmızı çizgiye denk geliyor. Bir de dikkat ettiyseniz bu logo birazcık böyle sola doğru dönük. Yani bu hafiften sola dönmüş, birazcık da yukarı kalkmış. O şekilde bir görüntüsü var. Çünkü neden? Şuradaki yıldız birazcık daha net gözüküyor. Onu birazdan yapacağız. Şimdi şöyle formumuzu oluşturduk. Tabi burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Mesela bir yıldız normaldi. Arkasından ters dönen yıldız geliyordu. Arkasından 3 tane normal yıldız geliyordu. Şimdi onlar neredeydi? Onları bir belirleyelim. Bakın, şurada ters dönen bir yıldız var. Onunla beraber normal yıldız, normal yıldız, normal yıldız. Yok, bu normal değil. Bu da ters dönen yıldız. Dolayısıyla ters, iki düz, bir ters, üç tane de düz şurada var. Yani 1, 2, 3 düzü şöyle getireceğim. O yüzden döngü hareketlerine gitmem gerekiyor. Öncelikle bunun ayarlarını şöyle bitirelim. Okey diyelim. Daha sonra burada döngü işlemlerine başlayalım. Şöyle döndüre döndüre şeyi bulalım. Şimdi iki tersin arasındaki iki düz nerede? Şurada. Yani birinci ters, iki tane düz, ikinci ters. Onlar da şuraya dizilmiş. Dolayısıyla ben de şöyle bir kavis alarak zannedersem onu gerçekleştirebilirim. Birazcık daha şöyle. Bakın, şuradaki ters yıldız, şuradaki ters yıldızımız. Arkasından iki tane normal yıldız var. Sonra şuradaki ters yıldız geliyor. O da burada. Evet. Şimdi birazcık da şöyle yatayda çevirelim. Şu an yatayda çeviriyor muyuz? Yok, şu an. Şu şekilde. Çeviriyorum. Yani şuradaki perspektifi yakalamaya çalışıyorum birazcık. Tabi bizim yıldızımız birazcık buradaki yıldızlara göre kalın olduğu için şuralarda böyle dolgulu dolgulu gözüküyor. Birazcık daha ince bir yıldızla çalışsaymışız aslında daha iyi olurmuş.
Evet, ortalama bu görüntüyü yakalamış olduk. Şimdi soracaksınız ortadaki yıldız nerede? Ortadaki yıldızı burada yapamıyoruz. Onun için ayrı bir daire çalışmamız gerekiyor. Evet, bu formu zannedersem burada onaylayacağım. Bir de şöyle bir şey var. Hani bunu onayladıktan sonra geri dönüş çok kolay değil. O yüzden böyle en ince ayrıntısına kadar böyle yıldızlı karar verip bitirmek istiyorum. Ama logoyu da böyle birebir yapmaya çalışmadığım için çok dikkat etmiyorum. Çünkü dediğim gibi buraya bir elle dokunma var yani. Ya da yıldızların formuyla alakalı bir şey var. Ben o ters yıldızı çözene kadar böyle bayağı bir kafam karışmıştı. Hani birazcık böyle vakit harcadım yani bunu çözmeye. Ama neticede mantığını oturttuğum için mutluyum. Evet, bu şekilde bitirelim bunu. Okey diyelim. Şimdi buraya bir tane daha şöyle daire çiziyorum. Aslında ilk çizdiğim daireyi korusaydım daha sağlıklı olurdu. Neyse, önemli değil. Bunu şöyle kenara çektim. Ya da çekmesem de olur, orada dursun. Bunun ya da çekeyim de tam ortasını bulayım. Arkada karışıyor. Bunun da şöyle tam ortasından bir dikdörtgen çizip şöyle bunu buna kestiriyorum. Yarım daire oluşturuyorum. Bunu buraya yerleştirdim. Şuradaki tek yıldızı da yeni bir sembol olarak ekliyorum. Tek yıldız. Şimdi bunu az önce hani bir dairenin dörtte birini yapmıştık. Şimdi tam yarısını yapıyoruz. Şöyle 3D Revolve yapıyorum. Preview diyorum. Görmüş olduğunuz gibi dairemiz oluştu. Buna da şöyle 0 0 0 diyelim. Evet. Şimdi de bunun görüntüsünü wireframe yapıyorum ki arkadaki yıldızları görebileyim. Öteki türlü hani bunun gölgesinden falan arkadaki yıldızları göremeyecektim. Şimdi Mapart'a giriyorum ve buradaki tek yıldızı çekiyorum. Bakın. Şuradaki açık olan kısım, açık renk olan kısımlar burada görünen kısımlar anlamına geliyor. Bakın yıldızımı oraya yerleştirdiğimde görmüş olduğunuz gibi ön izlemesini görebiliyorum. Buradan dilediğim gibi döndürebilirim. Fakat bu araç arada bir tutukluk yapıyor. Sebebini anlamadım. Sizde de olabilir. Dikkat edin. Bir de burada geri alma gibi bir durum yok. Hani bu özelliğe de dikkat ederek hareket edin lütfen. O yüzden zaten birazcık bu formu yakalamak uğraştırdı beni. Hani ufak bir şey yapıyorum, hata oluyor, geri gidiyorum. Yani geriye gittiğiniz zaman o küreyi çizdiğiniz kısma kadar geri gidiyorsunuz. O yüzden birazcık titiz davranmak gerekiyor. Evet. Şu şekilde de bağlantı noktalarını ayarlayabiliriz. Tabii buradaki yıldızın buradaki kafası buraya değiyor, buradaki buraya değiyor, buradaki buraya değiyor falan. Dediğim gibi onlar da böyle logoya yapılmış ince ayarlarla alakalı bir şey. Hani tam otomatik olarak her şey böyle oturmuyor. Yani oturtabiliyorsanız lütfen benimle de paylaşın. Ben de çünkü bayağı bir bunun sıkıntısını yaşadım. Evet, şöyle. Ve çok fazla tutukluk yapıyor. Yani tutuyorum, döndürüyorum, döndürmüyor. Araç birazcık sıkıntılı. Belki sadece bendedir problem ama yani umarım sadece bendedir problem. Şöyle yapalım ya. İlla uçlarını değdireceğiz diye uğraşmayalım. Şöyle okey diyelim. Buna da okey diyelim. Şimdi bunu şöyle dışarıya çıkardım ve Object Expand Appearance arkasından tekrardan expand yapıyorum. Ve ungroup diyerek şunu şöyle dışarıya bir daha ungroup diyeceğim.
Ve bir daha Release Clipping Mask diyeceğim. Şuradaki yıldızı çekebileceğim. Evet. Aynı işlemi buna da yapıyorum. Object, Expand Appearance, Ungroup, Ungroup, Clipping şöyle. Aldım. Şunun rengini verelim. Bunu da şöyle yerleştirelim. Bunu şey yapmış. Sadece dış çizgilerini almış. Böyle durumlarda şu içteki noktaya bir kere A ile tıklayın. İki kere delete yapın. Şöyle verecektir size tam çizgiyi. Daha sonra buna isterseniz, hatta benim de bu logoyu yaparken muhtemelen tahmin ettiğim şeylerden bir tanesi, elle burada yıldız formunu kendiniz verebilirsiniz. Yani buradan başlayıp buraya giden işte kol kısmı gibi. Bu arada yıldız çizme konusunda çok beceriksiz olduğum için bunu deneme amaçlı yapıyorum. Yoksa yapmam. Daha sonra işte şuradaki kısım nereye geliyor? Buraya geliyor. İşte bunu da şöyle. Yaparak gibi gibi buradaki yıldızı net bir şekilde çizebilirsiniz. Ama ben şu an onunla uğraşmayacağım. Buraya normal yıldızımı koyacağım. Maksat bu simgelerin nasıl yapıldığını birazcık ortaya çıkarmak. Evet. Yani pen tool'la uğraşmadan yıldızları kullanarak bu formlar bu şekilde ortaya çıkıyor. Ama işte dediğim gibi bu şahıslar bunu yaparken o kadar çok ince detaylara dikkat etmişler ki işte bazı yıldızların kafa kısımlarının olmaması ve onların ters dönmesi gibi benim zar zor böyle arayıp bulduğum detaylar ortaya çıktı. Maşallah internette de hiç nasıl yapıldığını anlatan çıkmamış yani. Aratıyorum çünkü artık böyle kafam takıldı hani formu nasıl vereceğim gibi. Aratıyorum. Herkes mesela bunun üzerinden çizmiş direkt. Tamam, bunun üzerinden çizmek basit. Pen tool'la çizilir de işte arkadaşın dediği gibi bu sarmal nasıl veriliyor? Bu şekilde veriliyormuş. Deneye deneye bu sonuca vardık. Buradaki eğik yazıyı vesaire yazmayacağım. Onu zaten önceki derslerde göstermiştim. Bu videonun süresini çok uzatmak istemiyorum. Bu şekilde topu bitirmiş olalım. Evet. Sonraki derslerde görüşmek üzere.